Sauna binip gideceğiz sauna. Nereden ulaşmış? Şey şoförü, şoförü. Saat 9'da ekibimiz su bağlamak üzere Karamankaya mevkiinde su bağlamak üzere gitti ve fırtınaya tutuldular ve orada mağdur kaldılar. Şu anda 4 kişi mağdur olan kişileri bir sağlam kalefe aldık. Yani bir yapılı olan bir kalefe aldık. Şu anda henüz bir tehlikemiz yoktur. Ekibimiz de oraya ulaşmak üzere. Kaç kilometre buradan oraya mesafe? Aşağı yukarı 8 kilometre işin menbaası. Yalnız şu anda gelmiş oldukları, kendi çabalarıyla gelmiş oldukları yer 4 kilometre. Orada şu anda sağ alandalar. Şimdi genel durum ne? Evet. Gelebilirseniz gelin. Tamam. Ya bizim paletliyle gelmeye çalışacağız, tamam mı? Pajero ile. Tamam. Sizin yanınızda battaniye falan var mı gerekli malzeme? Davul. He? Aldım abi. Alalım mı battaniye falan bir şeyler? Tamam. Tamam. Gerektiği kadar battaniye alalım ve yola çıkalım biz. Yavaş yavaş gelmeye çalışacağız. Şimdi Gölahmet'e gidiyoruz oradan gelen. Bu emsal ne bitti gitti oradan. O haş nabahtan doğru gitti oradan geldi. Önlerine gidiydi. 4 metre karı en güzeli. En güzeli. Oradan telefonlaştık arkadaşlar. Dedi biz buraya vardık dedi fakat üşüyoruz dedi. Karı asamıyoruz. Karı asıp suyu bulamıyoruz dedi. Biz dedik geri dönüyoruz. Biz de dedik geliyorduk ama gelemedik. Üşüdük işte buraya geldik. Geldi ya. Abi neler yaşadığını bir anlatsana bize ikide. Ölümden gittik geldik o yan yani. O yandan bu yana geldi. Yeni kozuk yaktım ki sınav dağda. Başka ne yaktınız? Başka bir şey yakamadık ki daha. Kozuk yaktım. Herkes modluğunu mu yaktı? He. Ya bize de yok soğuk mu? Kapanmış. Yok kapanmış ya. Yapabildiniz mi bari suyu? Öyle yaptım işte. Harika 5-10 gün gider herhalde. Gider gitmez. Arkadaş görüntüyü kim çeker? Orada hasta var mı? Dur. Burada hasta yok. Tamam. Abla daha durmayalım, verelim haydi. Hatta gün abi. Hadi. Hatta gün abi. Arif abi, TV'ye bırak. Tamam. Abi önden bir kişi çıksın, önden. Çıkıyor. Az biraz. Bak arkada bir tane daha geliyor. Arif. Gel bakalım. Bir tane daha var. Abi. Tamam mı Arif abi? Kim var lan? Abi onu öyle bükemiyor ayağını. Gözünü seveyim. Çıkmayalım abi. Yüz üstü yapsın. Çeviririz. Adam donluyor. Tamam. Yok donma değil. Ayağı arttı. Sizin oğlunuz mu? Gelen ekibe bir son. Bir ekip daha geliyor ya. Onu izlemek istiyor. Ya dur bir oğlunu gör. Teyze oğlunu bir görsün bir saniye. Sen nasıl? Burada ye, orada ye. Kutlar arasın. Aldın mı ismini? Yok oldu. Şaka abi. Gel. Telefon. Ortayı boşalt. Evet şurayı boşalt. Hey
denize sen git eve. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Akın, ilimiz Afet Acil Durum Müdürlüğü Haber Merkezi'ne saat 15.20 sıralarında Çalıştık Köyü'nde 7 tane vatandaşımızın mahsur kaldığı, kış kar dolayısıyla tipi yakalandığı haberi gelmesi üzerine hareket ettik ekiple beraber. 10 kişilik bir ekiple Çalıştık Köyü'ne geldik saat 4 gibi. 4'ten itibaren vatandaşların bulunduğu sahaya doğru ilerlemeye başladık. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir alanı 2,5 saat gibi bir zamanda aşıp vatandaşları alıp köye sağ salim getirdik. Kaç kişiydiler? Toplam 7 kişilerdi. 7 kişiydi. İki tanesinin sağlık problemi vardı. Bacaklarında sağlık problemleri vardı. Onları işte dönüşümlü olarak köylü vatandaşlarla beraber taşıyarak getirdik. Bir sıkıntı yaşamadık. Ne kadar kar var ne? Yaklaşık yer yer 20 santim ile 1 metre arasında kar var. Tipi de vardı ilk başlarda ama son dönüş yolunda tipi kesti. Tipiye maruz kalmadığımız için çok rahat dönüş yapabildik. Bu tabii bu kurtarma çalışmamızda İl Jandarma Komutanlığımızın bütün desteklerini gördük. Onlarla irtibat haline geçtik. Hemen bu yeni sisteme giren yer takip sistemi sayesinde vatandaşlarımızın koordinatlarını aldık. Vatandaşlarımızı 156'ya aratarak onların bulunduğu yerin tam kesin koordinatlarını aldık. Bu sayede giderek onların tam yerinde bulabilme imkanına sahip olduk. Yine bu tür olaylara maruz kalan vatandaşlarımızın 156'ya aramalarını, yer takip sisteminden faydalanmalarını rica ediyoruz. Bu il jandarma komutanımıza, sayın valimize de çok teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Tamam amca, sakin ol. Niye cevap bana demiyorsun ki ben sana bir şey diyeyim? Selamun aleyküm dedim.